geçtiğimiz hafta 100 milyon TL ile sırra kadem bastılar. Buhar olup uçtular ortadan kayboldular. Bugün Mehmet Üstündağ'ın Hürriyet Gazetesi'ndeki haberini okudum. Bu habere göre Portekiz'e gittiği söyleniyordu. Ne yapmışlardı ilk defa izleyenler için bu videoyu ilk defa karşılaşanlar için kısacık özetleyeyim. Kıvanç Tolu oyunculuk kariyerine oyunculuk deneyiminde kullanarak Var Böyle Tipler isimli bir Instagram sosyal medya hesabı açmıştı. Ve bu sosyal medya, medya hesabı üzerinden bin bir çeşit tipe bürünüyordu. Bakın fotoğrafta da ekranda görebilirsiniz. Kadın oluyor, erkek oluyor, o oluyor, o oluyor. Ve bir takım böyle komik videolar, kısa videolar çekiyordu. Çok izlenme alıyordu. İnsanlar bayılıyorlardı bir komedi hesabı gibi. Milyonlarca takipçisi vardı. Eşi Beril Hanım da bir çeşit menajerliğini yapıyordu Kıvanç'ın ve reklam ajanslarıyla, şirketlerle, markalarla işbirliği yapıyorlardı. Atıyorum işte Sprite'le bir anlaşmaları var mesela. Sprite'le bir video çekmişler, komik video. Bir çeşit reklam bu da. Buna influencer marketing deniyor biliyorsunuz. Yani bu çeşit fenomen isimler üzerinden kendi ürününüzü ya da markanızı e, pazarlamasını yapıyorsunuz, görünürlüğünü artırıyorsunuz. E, böyle bir iş var. Dünyada da var, Türkiye'de de var. Bu çift e, son olarak evlerinde bir parti vermiş. O partide evlerinde çalışan e, güven, şey görevlisi, temizlik görevlisi dahil olmak üzere Beril Hanım'ın manikür pedikürünü yapan manikürist kadın dahil olmak üzere. Bakın bunlar işte. Bu da partiden görüntüler, yaptıkları toplantıdan görüntüler. Bu fotoğrafların hepsi dosyada. Ee, ve Telebir'in özel haberi bakın bu ekranda gördüğünüz görüntüler Telebir'in özel haberi. Bu insanları böyle bir toplamış, bir bölümle telefon açmış. Ses kayıtları var. O ses kayıtlarının bazılarını yayınladık fakirliğe ve daha partisi gibi bir şey bence de. Aynen son vurgun şeklinde. Yani acıklı ama bir yandan da evet çok komik yani. Bu insanları toplamışlar ve bu insanlardan paralar almışlar. Hem de büyük paralar. Bir tevatüre göre toplam 100 milyon TL, bir başka ifadeye göre 500 milyonun üzerinde bir toplam para. Ve bu parayı cebe indirip ondan sonra da firardalar. Bir oğulları varmış, oğulları olduğunu bilmiyordum. Oğullarının adı Noel. Ee, ve bu anne baba ve Noel olanla beraber parayı alıp Portekiz'e kaçtıkları söyleniyordu. Ee, ama bugün Mehmet Üstündağ sevgili meslektaşım Hürriyet gazetesinde bir özel habere imza atarak bize bu çiftin nereye kaçtığını yazısında anlatıyor. Mehmet'i aradım bu arada. Yayından önce Mehmet Üstündağ ile de konuştum. Ee, tebrik ettim kendisini. Acayip başka şeyler de anlattı bir ara yayını alacağım Mehmet üstünde. Katılırsa çok mutlu olurum. Çünkü elinde başka dosyalar da varmış. Gene böyle ünlü isimlerin sanat dünyasından, spor dünyasından nasıl dolandırıldıkları ve dolandırıcılık işinin içine kendilerini bulduklarına ilişkin çok ilginç haberler varmış elinde. Yakında yazacağım dedi Mehmet. Haber şu. Bu çift bu 100 milyon TL'yi aldıktan sonra mer Gürcistan'a kaçmış. Evet. Bize her yer Gürcistan. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Parayı vuran Gürcistan'a kaçıyor arkadaş. Gürcistan'ı tercih etme. <laughs> Bakar mısınız? Sanki şeye gidiyorlar yani. Balayı seyahatine ya da ne bileyim ben yani. Hani e, deniz seyahatine falan gidiyorlar. Tercih etme sebeplerini. E, Mehmet yazıyor. Gürcistan'ı tercih etme sebeplerinin nedenlerini öğrendim. Meğer çift 3 yaşındaki oğulları Noel için pasaport başvurusu yapmış ama borçlular sıkıştırınca hani parayı verenler biraz uyanmışlar galiba son dönemde. Ya biz size bir para verdiydik ne oldu o filan demeye başlamışlar. Paniğe kapılıp pasaportun gelmesini beklemeden vizesiz gidebilecekleri ilk ülkeyi tercih etmişler. Savcılık soruşturmasıyla daha fazla detay öğrenebileceğiz. Daha başlamadı o soruşturma. Ama mağdurlardan duyduğuma göre, mağdurlarla da konuşmuş Mehmet işte bu manikürcü kızla, evde temizliğe bakan kızla falan. Rakam 100 milyonun üzerinde. Zaten biz de öyle tahmin etmiştik. Ee, bak sanki Kalk Müziği de diyor ki bu devirde 100 milyonu olmayan kaldım ki. <laughs> sen senle arkadaş olmak istiyorum. <laughs> 100 milyon ne ya? 100 milyon büyük para delirdiniz mi yani? Ee, ve e, bu insanlar şu anda Gürcistan'daymış. Sizin anlayacağınız, evet, Gürcistan. Devlet neden Gürcistan'dan istemiyor ee, Kazım henüz soruşturma o aşamada değil şimdi savcılık soruşturması tamamlanacak sonra savcılık iddianamesi yazılacak ve bu e, e, iddianamenin arkasından da yargı süreci başlayacak o zaman tabii ki Gürcistan'dan e, izleyebilir milyon evet 100 milyon olunca artık o milyona giriyor bence <laughs> bir izleyicimiz soruyordu milyon ne demek diye tam böyle bir şey işte. <laughs> yani nasıl bir yer kaplayacağını hayal edemeyeceğiniz paraya biz milyor diyoruz arkadaşlar. Neyse bu milyor muhabbetini bırakalım. E, finalde biraz da siyasete bakalım. Eminim gram merak etmiyorsunuz. Ben etmiyorum mesela zerre o kadar yani. O kadar uzak bana. Ama hadi yine de bakalım çünkü niye haber içeriyor. E, tabii CHP kurultayına kilitlendik hepimiz. E, aslına bakarsanız 4 ve 5 Kasım'da genel başkan seçileceği arkasından da parti meclisinin oluşacağı CHP kurultayı. Yerel seçimler sürecinin de kaderini belirleyecek bir kurultay olacak ee, o nedenle hepimiz merak ediyoruz ve o kurultay süresince ve öncesinde e, tabii ki sayısız siyasi hamle yapılıyor oyun yapılıyor zaten siyasette başka bir şey yapıldığı yok.